ne kurgulanıyor? Açık, net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine kapandığı, kendi içine iktidar mücadelesi yürüttüğü, bir taraftan da CHP ile normalleşme sürecinin yürütüldüğü, Erdoğan'ın kurmuş olduğu oyunun devam ettiği ama ekonomide de daha çok milletin tepesine binilen bir tarihsel süreç hızlı bir şekilde gidiyor. Ve bilerek kamuoyuna Özgür Özel'e karşı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ittifak yapacağına yönelik mesajlar verilerek Özgür Özel'in daha çok Erdoğan'a yanaşması için toplumsal siyasal bir zemin oluşturuluyor. Şimdi asıl mesele şu. Başından beri söylediğim 31 Mart seçimlerinden sonra kurulan bu oyun Erdoğan'ın kurduğu bir oyundur. Çok net bir şekilde söylüyorum. Çok hem bir taraftan MHP'yi kıskaç altına aldı. Hem MHP'yi kontrol altına aldı. MHP hem Devlet Bahçeli'nin ağzından bu normalleşme sürecini ve Erdoğan'la Özgür Özel'in görüşmelerine AK Parti ile CHP arasındaki ittifak girişimlerine destek vereceğine yönelik olarak açıklamalar yaptı. Ama size destek vermeye devam ederiz derken de işte yüzükler üzerinden bilmem ne üzerinden de süpliminal mesajlar vermeye devam etti. Kısacası söyleyeceğim son olarak olay şu. Bir oyun kuruluyor. Bu oyun kurulurken de Ferit, aslında ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi paspas edilmek üzere tarihsel bir süreç hazırlanıyor. Verdiğin cevaptan şunu anlıyorum. Erdoğan bir oyun kuruyor ve Erdoğan'ın kurduğu oyunun içerisinde Özgür Özel de var. Onlar beraber hareket ediyorlar. Senin bak yorumuna göre. Ama diğer taraftan da çok ilginç, Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu da beraber olup Özgür Özel ve Erdoğan'ın oyununu bozmak üzere harekete geçiyorlar. Böyle bir yorum anladım. İlginç yani. Doğru mu anlıyorum? Bu benim yorumum değil. Bu var olan bir politik değerlendirme yaptım Ferit. Mevcut bir politik okuma yaptım. Benim olayım şu. Erdoğan, Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kalmasını istiyor. Ve Özgür, dikkat edin tarihsel olarak Meral Akşener'in hangi noktaya gittiğini görünce Kılıçdaroğlu'nun 2010'dan 28 Mayıs seçimlerine ve 3-4 Kasım kongresine kadar mevcut siyasal durumu itibariyle 3 seçim, 2014, 2018, 2023 seçimleri altın tepsi içerisinde Erdoğan'a teslim edilmiş seçimlerdir. Diğer seçimleri konuşmuyorum. Bakın 2014, 2018, 2023. Yani aslında tam da bu noktada muhalefeti ne kadar kontrol ederseniz ve muhalefeti kontrol ederken de ettiğiniz andan itibaren ona da küçük küçük tavizler verirseniz hem onun konumunu güçlendiriyorsunuz hem de kendi adayınızı belirlemiş olarak tarihsel olarak siyaset sürecinize, iktidar sürecine devam ediyorsunuz. Bakın yeni anayasa tartışmaları, bu ekonomik program yoksulların üzerinden geçecek ve bu ekonomik program yoksulların üzerinden geçecekken Özgür Özel'e düşen görev ne? Emeklilere biraz daha zam yapın. Askeri ücretlere biraz daha zam yapın. Tamam mı? Böylelikle CHP'yi de toplumsal nezde prestij kazandırmak, Özgür Özel'e prestij kazandırmak üzere bir süreç hazırlanıyor. Yani benim sonuç olarak söylemek istediğim olay şu. Aslında 31 Mart sonrasında muhalefetin sesini radikal anlamda daha yükseltmesi gerekirken yumuşamış bir Özgür Özel, toplumsal muhalefetin yumuşatıldığı bir CHP ile yumuşatılmış bir süreçle beraber aslında Erdoğan hem yeni anayasa tartışmaları üzerinden hem MHP'yi kontrol etme, MHP'yi kontrol ederken CHP'yi kontrol etme bir bütün olarak zaten İyi Parti darmadağın olmuş durumda, tamam mı? Kısacası Ferit, yine düzenlerin kardeşliği devam ediyor. Evet. Düzülenlerin de birbirine düşün şimdi. Diamond tema üzerinden düşmanlığı birbirine tema devam ediyor. Yani kısaca olay, bakın size bir tane örnek anlatacağım Memduh abi. Kısa olsun, Memduh abinin de şey yapalım şimdi. İstanbul'da bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı kayınbiraderini, kızını, oğlunu, yeğenlerini, yahu belediye 15 kişi birden doldurulur mu kardeşim? Özgür Özel'in gönderdiği adam bırakıp gitmek zorunda kaldı ilişkileri görünce ve bu adam resmen şeyden çıkmış, piyangodan çıkmış bir adam. İstanbul'un en büyük ilçesini yöneten adam. Başında da profesör, doktor diye ünvanı var bu adamın. Ve bu adamın AK Partililerden bir farkı yok. Yani anlatmak istediğim olay şu. Aynılar. Ve burada yükselmesi gereken ses, toplumun büyük çoğunluğunun
o 31 Mart'taki iradesine uygun bir şekilde politika yapması gerekenler Erdoğan'a teslim olmuş. Ah güle eğlene gidiyorlar. Özgür Özel de koltuğunu sağlamlaştırmak için adımlar atıyor. Kemal Kılıçdaroğlu meselesi de çok açık net bir kez söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun hem Özgür Özel'e hem Ekrem İmamoğlu'na yönelik kurmuş olduğu pusudur. Oyundur. Yani Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in arasını açarak aslında Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yanaşmasını, o yanaşmayla beraber Özgür Özel'in tasfiye edilmesini ama aynı zamanda da o seçimli tüzük kurultayı kararı alındığı anda Ekrem İmamoğlu'nun da tasfiye edilmesi üzerine kurulmuş bir kurgu hazırlanıyor. Şimdi bu yorumunla ilgili Memduh abinin de cevabını alacağım ama ben de bir yorumla karışık bir soru sormak istiyorum Memduh abiye. Ya tamam, şimdi Özgür Özel, Erdoğan yakınlaşması falan konuşuyoruz ya, kamuoyu konuşuyor, yeni bir ittifak mı geliyor diye. Ama şimdi bu benim hani bir yorumum olacak. Yani belki biraz komplo teorisi ortaya atacağım. Yani siz yorumlayın. Şimdi çok ilginç. Evet, Erdoğan'la Özgür Özel yakınlaştı. Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir poz verdi. Bak dikkat edin, ondan sonra bir Boğaz Köprüsü, daha doğrusu yeni adıyla 15 Temmuz Köprüsü üzerinde, Şehitler Köprüsü üzerinde bir eylem gerçekleştirildi. SMA yazıyordu. İşte bütün gazetelerde ne yazdı? SMA hastası bir vatandaş orada farkındalık oluşturmak için bir eylem yaptı diye. Benim bu eylem çok ilgincime gitti, tuhaf. Yani çünkü saat ve tarih olarak 15 Temmuz darbe girişiminin başladığı yer ve saat de o an. İlginç. Yani bu, bak bunu bir komplo teorisi olarak ortaya koy. Acaba birileri bir mesaj mı vermeye çalıştı? Ya adam tutup da oraya gidip de ben darbe yapacağım ha demez. SMA hastalığını bahane göstermiş olabilir. Nasıl oraya girdi o adam, ne yaptı bilmiyorum ama orada sanki birilerine mesaj verilmiş de olabilir. Birinci konum bu. İkincisi, Bahçeli parmağında Allah bize yeter yüzüğü Memduh abi ve o elinin altındaki dosyayla beraber bir mesaj verdi. Bana ne dedi ya, sen dedi CHP ile ittifak yapıyorsan yap kardeşim, bize fark etmez. Hatta yumuşamayla ilgili de böyle cümleler kurdu. Bu yumuşamakla ilgili de böyle cümleler kurdu. Ve çok ilginçtir. Bu olaylar, yani bu köprü olayı, Bahçeli'nin açıklamasından sonra Erdoğan bir anda sanki Özgür'ün CHP'ye giden kendisi değilmiş gibi, zaten bunlar anlamıyor ittifakın, barışın ne olduğunu, bu CHP'den adam olmaz şeklinde cümleler kurmaya başladı Erdoğan bir anda. Yani Erdoğan değişmek zorunda kaldı bir anlamda. Bana mı öyle geliyor? Ne diyorsun abi? Uzatmayayım ben. Valla ben seni de dinledim, Ali'cimi de dinledim. Türkiye'de hiçbir şey oldu yok ya. Biz hep beraber AKP'li belediyeleri değil mi? Ne kadar çok eleştirdik. AKP'li belediyeleri. Recep Tayyip Erdoğan'ın israfları değil mi? Ya İstanbul Belediye Başkanı Roma'ya 70 kişiyle gitti. Bizim paramızla. İtalya'da uçak tuttu, jet tuttu, kiraladı. Affedersiniz. Jet kiraladı. Almanya'ya maç seyretmeye gitti kaç kişiyle? Bizim paramızla. Hiç bunları biz niye konuşmuyoruz ya? Yani anlamıyorum ya. Ya Ekrem İmamoğlu'nu ben destekledim. Mecburiyetten destekledim. Mendo abi jeti çünkü Recep Tayyip tuttu, kendi özel parasıyla mı tuttu bilmiyoruz Mendo abi. Abi Erdoğan'a sorduk mu hiç özel paranla mı gitti? Hayır, Erdoğan özel parasıyla tutmuyor. O tüm devlet ona ait çünkü. Abi Erdoğan özel parasıyla tutmuyorsa belki bu adam da özel parasıyla tutmuyor. Yok, sadece nereden başka bir şey söyleyeceğim abi. Yani çünkü bugünkü siyasal iktidar kendi boza pişirir abi. Efendim onu bunu yaparak ne olursunuz? Köftecilikten gelmiş bir arkadaşımızın İstanbul Belediye Başkanı'ndan başka işi ekmek parası yok. Bodrum'dan Almanya'ya 30 kişilik jet cebinden para veremez. Roma'ya o parayı cebinden veremez. Bırak gerçek yolunu. Roma parası İstanbul Büyükşehir Belediye'nin bütçesinden abi. İstanbul Belediye'nin bütçesi benim dilim ya. Benim o ya. Benim ya. Ekrem'in parası mı o? Eleştirdik zaten Mendo abi. Yerden yere vurduk. Önce onu bir şey demiyorum be canım ya. Şimdi şuna geleceğim. Şuraya geleceğim. Belirli bir topluluk oluşmuş Türkiye'de. Medyada ve siyasette. Özgür Özel düşmanlığının hasıl oldu. Birden. Çocuk ne yaparsa yapsın abi. Kötü abi, kaka.
Ya bir defa Ali, sen içimizde siyaseti herhalde en iyi bilensin. Bu parlamentodan erken seçim çıkmaz. Ekrem Özel, Özgür Özel amuda kalksa da çıkmaz. Denizin üstünde de yürüse çıkmaz. Yanlış çıkmaz abi. Erken seçimin talep çıkıp çıkmaması meselesi değil abi. Sen talebi yükselt, 2 yıl sonra abi, çıkar. Ben İngiltere kralının kızıyla evlenmek istiyorum. Şimdi gidip talep edeyim mi yani? Bana desene. Abi, hayalini kur. Ne zararın var Mendo abi? Abi yapmayın. Bak Ali'cim, Allah aşkınıza, şakası bile. Ya hayal kurmanın ne zararı var Mendo abi, hayal, sana? Abi bu hayal, bak bu hayal değil bu bak. Bu hayal değil bak. Hayal başka bir şeydir. Umut başka bir şeydir. Bütün bunların hepsi, umut verirsiniz insanlara morallerini sağlam tutmak için. Ama siz bu insanlara erken seçim dersiniz. 5 ay geçer erken seçim yok. 6 ay geçer erken seçim yok. 8 ay geçer erken seçim yok. Bu insanları tutamazsınız. Mende abi ki, 14 Mayıs seçimlerinden önce 3 yıl boyunca Türkiye'de erken seçim talebi en üst perdedeydi Mende abi. Ben olmayacak şeyleri ne olursunuz. Siz tabii, ben senin düşüncelerine çok derin saygı duyuyorum Ali'cim. Kesinlikle saygı duyuyorum. Ama ben olmayan ergi metodu diyorum buna. Canım benim, mümkün peki abi, değil. Bahçeli'nin söylemlerinden sonra Erdoğan'ın değişimi. Gelin başka bakın. Ha buralara, oralara bakalım. Buralara bakalım. Buralara bakalım. Bugün harika bir yorum okudum. Adeta neredeyse kendimi okuyormuş gibi hissettim kendimi. Analiz. Kim? Metropol. Yeni bir dergi çıkarmış. Yeni bir dergide harika bir analiz yapmış. Mükemmel. Bir başka şirket, kamu şirketi, güvenli şirketi, şimdi aklımda yok ismi. 100 kişiden 73'ü Özgür Özel'in politikalarına destek veriyor. Yalansa ne? Ya ne yapayım ya? Yalansa yalan. Metropol de yalansa yalan abi. Ne yapayım? O zaman kamu kurulu, kamuoyu araştırma şirketlerini silelim, atalım hayatımızdan. Bir taraftan diyeceğiz ki Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu şirketlerine sormadan iş yapmıyor. Öbür taraftan da kamuoyu şirketleri hepsi yalancı diyeceğiz. Bu da olmaz yani. Bunlar da yanlış. Özgür Özel doğru yapıyor. Bu benim görüşüm. Özgür Özel muhalefetin eksiklik var mı? İstemesi gerekeni istemiyor mu? Erken seçim başka olmaz. Sıfır ihtimal. Boşu boşuna. Laf olsun, beri gelsin, gündem değiştirmekten başka hiçbir şey yaramaz. Bu parlamentonun erken seçim kararı çıkmaz. CHP'li milletvekillerin bile yarısı vermez. Adam daha bir senelik milletvekili. Hazır girmiş oraya, senin emekli maaşına geçecek. Deli mi adam oy verici? Vermezler abi. Özgür'ümü dinleyecekler. Kimseyi dinlemezler. Gerçekçi olalım abi. Ben bir siyasi parti, bir eski başbakan, genel başkanının danışmanlığını yaptım. Siyasetçileri tanırım. Vermezler abi. İmkansız. Açın geçin bunları. Bunları gülüp geçelim sadece. Diğer tarafa gelince. Adam Recep Tayyip Erdoğan'ı çileden çıkardı, çileden. Recep Tayyip Erdoğan artık ne yapacağını bilmiyor. Ayşe hanımefendiyle iki kızını Erdoğan kimin sayesinde davet etti çocuklar? Özgür Özel sayesinde davet etti. Özgür aracı oldu, evet. Değil mi? Değil mi? Ya. O zavallı paşalar, bence zavallı. Hiçbir günahlar olmayan paşalar. Kimin sayesinde tahliye oldular çocuklar? Özgür Özel'in talebi sayesinde oldular Mendo abi. Elbette tabii. Abi sen Özgür Özel'i lider konumuna çıkarmak istiyorsan ağzına parmak balı çalacaksın abi. Böyle ya yani. Abicim ya Özgür Özel'i hayatımda bir kere aramadım. Bir kere görüşmedim. Bir kere, hiçbir ya kere. Aramamış olması onun Özgür Özel'le hayatımda bir kere 2009 ya da 2010 senesinde Manisa'da bir panele davetliydim. Panelde de kendisiyle kavga ettim. Evet, kavga ettim. Çünkü kendisine işte yüzüm orada genç bir çocuk. Gitsin sorusuna Memduh Bayertun hatırlayacaktır. Bu Cumhuriyet Halk Parti bu kafayla hiç bok olmaz dedi. O kadar insan arasında. Belki 400-500 kişi vardı. Bana bir şeye itiraz etti de olmaz dedi. O görüşünde de alen ısrarlıyım. Ama şu anda bu çocuk doğru yapıyor. Ya doğru yapıyor ya. Recep Tayyip Erdoğan aklı şaştı, aklı. Alışmış kavga etmeye. Hiç kimseyle kavga etmese derler ya, birileri için döner biçmek bilmem nesini yapar, onunla kavga eder. Kavga edecek birilerini bulamıyor artık. Bitti çünkü. Kiminle kavga? Kavgasız yaşayamaz Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kavgasız ölür. Adnan Menderes aynı durumları yaşadı. O dönemin gazetecileri 1958 ya da 59 bir karar aldılar Adnan Menderes'ten söz etmemeye. Hiç söz etmemeye. Ne yazarsa yazsın, ne yaparsa, ne söylerse söylesin. Adnan Menderes hastaneye, timarhaneye yatıyordu. Bir ay sonra kendisi gazetecileri yanına çağırdı, davet etti. Hepsine dost oldu.
Ekmeğini elemeyin çocuklar. Dünyada en büyük hakaret, en ağır hakaret size küfür eden, hakaret edene karşı gülümsemenizdir. Gülümseyebilmenizdir. Delirtir karşı tarafı, çıldırtır. Ya şu anda adam, bu genç çocuk, bu genç adam doğru işler yapıyor ya. Bana göre doğru işler yapıyor ya. Bırakalım bir süre ya, bir süre daha. Alın Özgür Özel abiciğim. O da gitsin, yerine bir tane kavgacı getirelim, koyalım abi. İyi. Tayyip'le bol bol kavga etsinler. Oh ne güzel. Kemal Bey gelsin. Kemal Bey kavga etmeyi biliyor, beceriyordu. Çok güzel kavga ediyordu.